Değerli yatırımcı arkadaşlar, merhabalar. Sebe Destek kanalına hoş geldiniz. Yerli hisse senedi fonlarından Ereğli'de önemli alımlar başladı. Bir göz kırpıyor görüntüsü söz konusu. Önemli ralliler, performanslar gerçekleştirdi hisse senedi fonları. Borsamızın üstünde güzel performanslar sergileyen hisse senedi fonları var. Bir miktar kar realizasyonu yapmak, aynı zamanda da Ereğli'de de adım adım kazançların tekrar geleceği konusunda beklentilerle beraber bu bölgede artık tekrar alımlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu hususlardan bahsedeceğim. Ayrıca dolar bazlı grafiğinde çok güzel bir bölgede yer alıyor. Dolar bazlı grafiğinde bir %40'lık bir performans gelme ihtimali bulunuyor. Önemli bir potansiyel de var. Adım adım Ereğli'yi inceleyeceğiz. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Güzel bir analiz yapmaya gayret edeceğim. Geri dönüşleriniz çok çok önemli. Sizler de Ereğli ile ilgili beklentileriniz neler? Videonun açıklama bölümünde mutlaka görüşlerinizi de iletin. Hemen şöyle başlayalım. Ereğli'nin öncelikle şu fonlardaki alımlardan biraz bahsedeyim, değil mi? Biraz sadede gelerek başlayalım. Marmara Kapital'den çok ciddi alımın geldiğini görüyoruz. MAC koduyla. Zaten 5 yıllıkta Tefaslan'da karşılaştırdığınızda 5 yılda 25 kat kazandırmış bir fon görüyoruz. Çok performanslı ve içerisinde özellikle güçlü şirketler barındırıyor olmasına rağmen böyle bir performansı vermiş olmak bu fonu ayrıca kutlamak gerekmekte. 25 katlık performansı olan bir fonun Ereğli'den bu denli bir giriş yapıyor olmasını çok kıymetli gördüğümü belirtmek isterim. Baktığımızda bakın sıfırken Temmuz ayında Eylül'ün açıklamış oldukları, KAP'ta yayınlamış oldukları dağılım tablosunda %4,33 ile çok ciddi bir giriş sergilediğini görmekteyiz. Baktığımızda fon ağırlığına 4 milyar 125 milyonluk Ereğli alımı gerçekleştirmişler. Çok kıymetli. Hemen bir üstte yine görmektesiniz. HKH koduyla hedef portföyün yine oldukça güzel bir performans. Yıllıkta gerçekleştiren daha 3 yıllık ve 5 yıllık kariyeri yok. O yüzden yazamıyor bu bilgileri. Yıllık performansı %125 olmuş. Oldukça başarılı bir fon. Ayrıca katılım fon olmasıyla da dikkat çekici pozisyonda. Katılım fonlarından çok güzel performanslar geldi. Onları da kutlamak gerekiyor. Daha muhafazakar yatırımcı borsaya ilgisinin de tabii bir etkisi olabilir. Katılım hisse senetlerinde özellikle önemli ataklarda gördük. Bu bölümde her zaman bir artı potansiyeli olduğunu bu hisse senetlerinde inanıyorum. Yeter ki cazip seviyelerden alınmış olsun. Evet, sözü çok fazla uzatmayalım. Katılım hisse senedi fonu hedef portföyün oldukça güçlü bir performans hem gerçekleştirdi hem de portföydeki ağırlığını ciddi arttırdı. %4,36'dan 9,5'a yükselttiğini görmekteyiz. Ekim'in 6'sında açıklanan dağılım raporunda 2 milyar 446 milyonluk portföylerinde Ereğli bulunmakta. Yine hemen altındaki bir fonda da yine alımın olduğunu görüyoruz. HSBC portföyün fonunda yıllık performansı %148 olmuş. Daha zayıf bir performans karşımıza çıkıyor ama önemli bir Ereğli alımı söz konusu. Aşağıda azaltan da görüyoruz ama değişken fon var mesela içlerinde. Akbank'ı çok fazla burada dikkate almıyorum. Çok eşit dağılım yapıyor. Hani biz fonlardan aslında performansı daha yüksek beklentisi olduğu şirkete daha kademeli geçiş yapmasını isteriz fon yöneticilerinden. Akbank'ın fonlarının açıkçası yönetim metodunu sevmiyorum. İhracat şirketlerinden örneğin 20 tane belirliyor. 5-5-5 bölüyor. Benim yani istediğim bir metot, talep ettiğim bir metot değil. Daha fazla terlemeleri gerekiyor. Sadece yani kendi beğendikleri o 20 seçmiş oldukları tabii ki bir emek var ama arada da o kademeli değişkenliklerin de sağlanması lazım. Evet, lafı fazla uzattım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. İstemeden oluyor böyle, kaçıyor. Evet, şirketin şöyle hemen sizlere bilançosundan bahsetmek istiyorum. Haliyle 4 milyarlık güçlü bir zarar geldi. Hala ama yıllıkta zarar da değil şirket. 86 FK var tabii ki, çok yüksek. 86 yılda kazanıyor yatırmış olduğun miktar ama bu dönem resesyon süreçleriyle ilgili, yani Amerika'da, Avrupa'da durağan süreçlerde haliyle metal şirketleri, metal talebi azaldığından kaynaklı bu sektör durağanlaştı. Peki işte bu durağanlık süreçlerinde fırsatlar da doğuyor arkadaşlar. Nasıl Türk Hava Yolları pandemilerde yerle birken inanılmaz ataklar yaptı. İşte bir şekilde de fırsatlar da beraberinde doğuyor. Birilerinin TÜKAKA dediği dönemde
asıl fırsatı yakalama imkanımız olabilmekte. Şirketin bakın piyasa defter ortalaması 1,03 olduğunu görürüz. Yani piyasa değeri kadar öz sermayesi var. 157 milyarlık piyasa değeri var. Aşağı yukarıda 150 milyarlık öz sermayesinin olduğunu görmekteyiz. Devasa bir şirket Ereğli. Peki sektöründe durum nasıl? Hemen ona bakalım. Sektörde piyasa defter ortalaması 3,61. Yani 3,5 kat daha primli bir sektörken kendisi öz sermayesiyle aynı piyasada itibarı var. Şöyle hemen firma değeri bölü FAVÖK 16'da. Tabii ki yine yüksek. 4-14 ararız. 14 max'tır. Ama sektör 19'larda. Sektöre göre FAVÖK yine biraz daha olsun daha iyi bir görüntü sunuyor. Cari oranına bakalım. 1,80 ile şuradaki kısa vadeli borcunu da güçlü bir şekilde ödeyebilen, güzel temettüler de veren ama geçen sene İşte o süreçten dolayı temettüsü veremeyen ama bakın daha önceki temettülleri de oldukça güçlü. %12-12 paylaşımlar var. Kazancı çok ciddi oranında paylaşım yapıyor. Bakın bir kere %100'ünü paylaşmış. Çünkü hani biraz tekel noktasında oluyor. Ülkenin en büyük şirketlerinden kazancın neredeyse tamamını paylaşabilmek de böyle de bir tarafı var Ereğli'nin. Hani küçük bir şirketinizin temettü vermesini beklememeniz lazım. Çünkü şirket kazandığıyla hemen bir bedelsiz sermaye artırımıyla hızlı hızlı büyümeye çalışmalı. Yeni yatırımlar yapmasını beklersiniz. Temettüyü biraz askıya alabilirsiniz. Biraz o bebeğin büyümesini beklemelisiniz. Ama Ereğli gibi devasa şirketlerden kazandın mı ortaklarınla da her yıl paylaşacaksın arkadaş. Bu şirkette bunu özverili bir şekilde gerçekleştirmekteydi. Ama geçen seneki bu durağan süreçten kaynaklı temettü ertelenmiş oldu. Bedelsiz sermaye artırımı bakın burada da yine şirket en azından bu dönemde bile %13,27 ile 3 milyar 90 milyon olan ödenmiş sermayeyi 3,5 milyara çıkardığını görmekteyiz. Evet devam ediyorum. Umarım çocuğun sesi gelmiyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın arada kessem de yine de sesi geliyor. Evet şirketin iştiraklerine baktığımızda Ereğli'ye yatırım yaptığınızda aslında İskenderun Demirçelik'e de yatırım yapmış oluyorsunuz. Burada Kümaş, Man, Yezid sanayi görmektesiniz. 1 milyarlık ödenmiş sermaye var ki çok devasa bir şirketin yine ortağı olmuş oluyorsunuz. %100'ün sahibi çok fazla burada yaptığı iş kollarında hızlıca şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen devam edelim. Pay geri alım süreçleri var. 524 milyonluk alım yapmış ama geri alımdaki etkisi sadece %1. Şirket büyük olunca 525 milyon alım yapıyorsun. %1 etkileyebilmişsin halka açıklıkta. Halka açıklık %47 olduğunu görüyoruz. Tekrar geri dönelim. Yani alım ortalamalarından bugün fiyat %40 daha yukarıdaymış. Çok da yukarıda değil. Yani önemli bir seviye değil. Çok daha yukarıdayken yine alımlar yapabiliyorlar şirketler. Ereğli'nin temelde incelemesini tamamladık. Sektörüne göre daha cazip bir şirket olduğunu görmüş olduk. Borçlarını ödeyebilen bir pozisyonda bir şirket. Kıymetli temel verilere sahip durumda Ereğli Demir Çelik. Hemen şöyle tekniğine geçiyorum. Öncelikle dolar bazlı grafiğinden bakacağım. Haftalık logaritmik de inceliyorum. Özellikle arkadaşlar M9 yani mükemmel 9 dediğimiz husus. 9 tane pozitif mum saydıktan sonraki düzeltme süreçleri borsada çok fazla gelmekte. Bakın Ereğli'de de yine bakın burada 9 pozitif mum sonrası düzeltmeyi görüyorsunuz. Tekrar desteğe gelmiş. Peki burada yine 9'u görmektesiniz. Arkasından bir atak. Bakın tekrar 9 negatif mum sonrası haftalıkta kurulumdan desteğini almış. Tekrar tepkisini verdiğini görüyoruz. Bu sürecin hedefinin geçmişindeki direnç görmüş bölge olduğunu düşünüyorum. Yani 2 dolar 32 sent seviyeleri aşağı yukarıda dolar bazlı grafiğinde de %40 küsürlük bir potansiyel ilk etapta barındırıyor. 9 negatif sonrası kurulumdan desteğini almış. Pozitiften sonra bir daha zikzak yapmış. Bir daha kurulumdan destek. Bir daha 9 pozitif bir daha düşmüş. Burada 9 negatif sonrası bir daha tepkiler gelebilmiş. Ne kadar güçlü çalıştığını görmektesiniz. Tekrar kurulumdan desteğini alıp yoluna devam eden bir görüntü var Ereğli'de. Hemen şöyle kendi Türk lirası grafiğinde incelemeye geçmek istiyorum. Öncelikle aylık logaritmikte bakalım. Burada Bollinger orta bandı üstü süreç tekrar başlamış. Daha önceki üstü süreç ne kadar büyük bir rally olduğunu görüyoruz. Şöyle bakalım. Şuradan arkadaşlar 8,5 liralardan başlayıp şurada tamamlanıyor. 33 liralarda bir ikinci negatif olarak burada sattırmış görüyorsunuz. Daha sonrasında şimdi bir ikinci pozitifte tekrar aylıkta yükselen trendte bir miktar burada bekletip arkasından yoluna devam eden bir görüntü var. Haftalığına şöyle birlikte bakalım. Şöyle büyütelim daha rahat okunabilsin. Haftalıkta da bakın Bollinger orta bandı üstü süreci görüyorsunuz. Altı süreci görüyorsunuz. Tekrar şöyle üstü süreci görüyorsunuz bakın.
Şu anda yine trend üst bölgede içime oku bulutuna da bu kadar yakın olması oldukça güçlü bir destek oluşturmakta. Hem Bollinger orta bandı var hem burada içime oku bulutu var. Kıymetli bir görüntü sunuyor yine haftalıktaki durum. Şirketin piyasa defter ortalamasının 1,03 olduğunu belirtmiştik. Bakın geçmişinde öz sermayeden 2 kat primli olduğu ne kadar fazla süreç var. Yani bugün hiç öz sermaye değişmeden fiyat 2 kat artıyor olsa arkadaşlar geçmişinde bulunan bir rasyoya geliyor ki hala ikiler ile sektöründe 3,5'larda demiştik daha aşağı seviyeler. İşte Ereğli bu yönleriyle de çok kıymetli. Tabii ki çok daha devasa bir şirket. Sektör ortalamasıyla direkt karşılaştırmak tabii ki doğru olmaz ama sektörüne kadar yani sektörden de böyle 3 kattan daha düşük piyasa defter ortalaması da fırsat olarak görmekteyim. Hemen şöyle günlüğe geçiyorum. Günlükte arkadaşlar şu bölümde bir Fibonacci çalışıldığında şöyle hemen göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu kapatıp bir daha göstereyim. Bakın geçmiş zirve seviyesi o trendin düştüğü seviye arkadaşlar. Şu bölüme Fibonacci attığımda burada 2618 seviyesi kıymetli. Yani 90 liralar gibi seviyelere hedefleyeceğini düşünüyorum Ereğli'nin. Yani aşağı yukarı 2 katlık bir Ereğli'nin yıllıkta performansının gelmesini bekliyorum. Tabii ki kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Birçok veriyle ele almaya gayret ediyorum. Tabii ki süreç konusu daha zorlu bir tahmini beraberinde getiriyor. Şirketlerinizde hani uzun vadeli sepet oluşturarak yaklaşımda bulunmanız çok önemli. Düşüşlerde de yükselen şirketinizden kademeli alım yapmanız kıymetli performansların önünü açacaktır. Yeter ki şirketine güven, düşüşünde kademeli alım için fırsat doğduğunu düşünmen çok çok önem arz ediyor. Evet, şirketin şu anda günlükte trend devam etmekte. EMA55 ve İçimoku bulutu üstü süreç pozitif. Zaten bakın şurada gümüş ralliyi vermiş. EMA55, EMA144'ü kestiği bölgeyi görüyorsunuz. 18 Temmuz'da vermiş. Gelmiş buraya pull buy'ini yapmış. Trendine devam ediyor. Bakın bir kere de EMA55'ten bir daha destek oluyor. Bir negatif pozitif pozitif buradan çıkıyor. Yani burası bir destek. Şu anda trend yolunda devam ediyor. Destek seviyelerine de bu kadar yakın olması itibariyle günlükte de ayrıca kıymetli bir durumda Ereğli Demir Çelik. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kanala güç katıyor. Ayrıca her videonun sonunda katıl destekçilerine de teşekkür ediyorum. Onların da kanala katkısı büyük oluyor. Ben de elimden geldiğince birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu hususta katıldan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.